Bizde hakikaten çok müessif bir hadise. En şiddetli bir şekilde kınadığımızı buradan değerli basın mensuplarımız sizlerin aracılığıyla da ifade etmek istiyorum. Ama siz ve fakatsız bu ve benzeri terör hadiselerinin, şiddet hadiselerinin karşısında durmaya devam etmemiz lazım. Devam edeceğiz. Yani bugün İYİ Parti'mize İstanbul'da gerçekleştiren bu terör saldırısı, hain saldırı hakikaten en derin bir şekilde hepimizi üzdü. Belki üzüldük kelimesi de ifade etmeye yetersiz kalıyor. Hem demokrasimize, hem birliğimize, hem kardeşliğimize, hem siyasi hayatımızın, demokrasi hayatımızın varlığı ve göstergesi olan partilerimize bu ve benzeri saldırıları en şiddetli bir şekilde kınıyoruz. Dolayısıyla bunu kınamanın ötesinde hem davranışlarımız hem de sözlerimizle göstermeye devam edeceğiz. Tekrar Sayın Genel Başkan Meral Hanım da yukarıdaydılar. Geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Tüm İYİ Parti camiasına, milletimize geçmiş olsun diliyorum. Umarım en kısa sürede bu hain saldırıyı gerçekleştirenler yakalanır. Çünkü ülkemizde ve Türkiye'de gerek insanımıza yönelen, gerek kurumlarımıza yönelen, gerek siyasilerimize veya partilerimize yönelen bu türlü şiddet olaylarının karşısında hep beraber bir sıradağı gibi en ufak bir esneme yapmadan durmayı başarabilmemiz lazım. Onun için ben tekrar İYİ Parti camiasına, tüm milletimize geçmiş olsun diliyorum. Kısa sürede de bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunacağını ve gerekli cezayı alacağını umuyorum. Tekrarlayarak şunu ifade etmek istiyorum ki biz her zaman hep beraber, hep birlikte 85 milyon olarak hiçbir gerekçe, soru işareti, ünlem işareti, virgül işareti, noktara virgül koymadan bu tip hain saldırıları gerçekleştiren, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere karşı durmaya da devam edeceğiz, devam etmeliyiz diyorum. Tekrar geçmiş olsun diliyorum. Ben duyar duymaz buraya geldim. Hemen hadiseyi duyar duymaz. Cuma sonrası değerlendirme fırsatımız olacak yönetimdeki arkadaşlarımıza da. Osman Başkanım, nasılsınız?